Merhaba, Profesör Doktor Bülent Düz ben. Bugün sizlere kafa tabanı cerrahisi ile ilgili bilgilendirme yapacağım. Kafa tabanı dediğimiz zaman burundan ta alnımızın ortasından boğazımızın sonuna kadar olan beyinle yüzümüz arasındaki bölgeyi ifade ediyoruz. Bu bölge son derece önemli, son derece hassas bir bölge. Neden? Çünkü beynimizden çıkıp yüzümüze giden bütün sinirler bu bölgeden geçiyor. Aynı zamanda kalbimizden çıkıp beynimize giden bütün ana atar damarlar buradan geçerek beynimizi besliyorlar. Beynimizdeki toplar damarlar ise yine kısmen bu bölgeden aşağıya doğru inmek suretiyle kalbimize geri dönüyorlar. O nedenle bu bölge son derece hassas. Bununla ilgili şöylece gösterecek olursak, ta alnımızın ortasından burnumuzun tabanına kadar olan kısımda burada koku alma sinirlerinin olduğu bölgede menenjiyomlar olabiliyor. Hemen onun arkasında daha orta kısımda hipofiz bölgesinde hipofiz tümörleri olabiliyor. Hipofiz adenomları olabiliyor. Kraniyofaringiyomlar olabiliyor. Ya da kordomalar olabiliyor. Bunun alt tarafında ise beyin sapının hemen ön tarafında kliuvus bölgesinde yine kliuvus kordomaları olabiliyor. Bunların bir kısmı iyi huylu, bir kısmı kötü huylu olmak üzere değişmekle birlikte Yerleşim yerlerinin çok hassas olması, ulaşımının zor olması ve tamamen tümörün çıkartılma olasılığının biraz daha düşük olması nedeniyle son derece özellikli işlemler oluyor. Bu bölgeye ulaşabilmek için mesela... Hemen alnımızın ön tarafındaki bir problem varsa bu problem ne olabilir? Mesela bir meningosel olabilir. Çocukluk çağında meydana gelmiş olan beynin burnumuza doğru sarkması olabilir. Buraya yaklaşmak için en uygun yöntem kafatasını açıp yukarıdan girmek olabiliyor. Mesela burada bir olfaktor oluk menenjiyomu olabilir. Olfaktor oluk menenjiyomu için yine yukarıdan girmek daha uygun oluyor. Bazen de burun içerisinden girip bunları ameliyat edebiliyoruz. Kafa tabanı cerrahisi günümüzde çoğunlukla endoskopik olarak burundan girmek suretiyle yapılmaktadır.